bölümde sanatın alıcısıyla üreticisini birleştiren platformlardan, yani sanat fuarlarından bahsedeceğiz. İlk konuğum Melih İnan bize Contemporary İstanbul'un dijitalleşme sürecini anlatacak. Bu süreçte nasıl bir sanat fuarı fiziksel dünyadan dijital dünyaya aktarıldı? Bunu dinleyeceğiz. Melih Bey merhabalar. Merhabalar. NFT konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz, kripto sanat konuşuyoruz daha çok. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi almak istiyoruz aynı zamanda. Siz neler yapıyorsunuz? Pek çok şey duyduk aslında bu Contemporary İstanbul'la ilgili olarak. Tabii pandeminin de etkileriyle birlikte bir sürü değişiklik meydana geldi hem hayatımızda. Eminim sizin pratiğinizde de öyledir. Bize birazcık bu dönemi, özellikle de bu sizin kendi pratiğinizin dijitalleşmesiyle ilgili olan deneyim anlatabilir misiniz? Yani Contemporary İstanbul tabii Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu çağdaş sanat fuarı olduğu için bizim her zaman yeni sanat trendlerini takip etmek gibi misyonumuz oldu aslında. Bizim en büyük buradaki girişimimiz Plugin İstanbul adı altında düzenlediğimiz, bu sene 8.sini düzenleyeceğimiz yeni medya bölümümüz. Biz 8 senedir dünyanın hiçbir fuarında da olmayan bu yeni medyaya özel bölümümüzü düzenliyoruz. Hem Türkiye'den hem yurt dışından yeni medya sanatçılarını, yani yeni medya sanatçıları dediğimiz klasik medya, yani resim, heykel gibi klasik medyaların dışında dijital sanat, ışık sanatı, biyo sanat gibi daha yeni yeni gelişmeye başlamış olan sanat pratiklerini gösterdiğimiz bir alanımız. Biz bunu 8 sene önce başlattığımızda çok küçüktü tabii ki, ama geçen sene itibariyle artık yaklaşık 30 sanatçıya yaklaşmış durumdayız. Bunu da biz hala kendi çabalarımızla aslında büyütmeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kendi başına ayakta durabilecek de bir yeni medya sanatı fuarına dönüşmesini ümit ediyoruz. Tabii bu hazırlıklarımız pandemi sürecinde bizim için birazcık faydalı oldu diyebilirim diğer etkinliklere göre. Çünkü buradaki bizim bilgi birikimimizle Mart ayında geçen sene bizim normalde Eylül ayına planladığımız fuarımızı erteleme kararı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde bir fuarı nasıl dijitalleştirebiliriz, bunun üzerine çalışmaya başladık. Buradaki en büyük handikap da tabii ki şu oldu. Bir sergiyi dijitale taşımak tabii ki nispeten daha kolay. Çünkü eser sayısı daha az, bir serginin bir sahibi bir küratörü olur sadece. Ama işin içine fuar girdiği zaman fuar sadece eser gösterilen bir yer değil. Fuar bir ticari ortam aslında. Katılımcılarımızı, ziyaretçilerimizi bir araya getirdiğimiz bir alan. Burada da bizim dijitale taşımamız aslında eserleri göstermemiz değil, bu fuardaki sosyal ortamı, yani galerilerin, sanatçıların, koleksiyonerlerin birbirleriyle görüşebildiği, karşılıklı konuşabildiği ortamı dijital mecraları nasıl taşıyabiliriz? Bu oldu. Bu sırada tabii katılımcılarımızla çok görüştük, ziyaretçilerimizle çok görüştük, sanatseverler, sanat alıcılarıyla. Ve en önemli olan konunun fuarda birebir fiziksel alanda bir sanat eseriyle ilgili görüşmeleri olduğunu öğrendik. Biz de bunun üzerine çalışmalara başladık. Tabii ki biz burayı sadece bir web sitesi olarak düşünmedik. Yani eserlerin resimlerini koyup böyle alt alta insanların herhangi bir alışveriş sitesinde gezebilecekleri gibi bir sistem planlamadık. Dünyanın ilk aslında 3 boyutlu gezilebilir sanat fuarı olarak düşündük bunu. Aynı zamanda video konferans sistemiyle de koleksiyonerlerimizin içeride gezerken müsaitlerse eğer galeriler ve sanatçılarla konuşabileceği bir altyapıyı oluşturduk. Biz bunu 8 ay gibi çok kısa bir sürede aslında planlayıp yazılım aşamasını sonlandırıp ilk edisyonumuzda bizim için bir beta test oldu aslında. Yani bittiği gün açtık diyebilirim. Hiç üzerine test yapma şansımız da olmadı. Ne yazık ki çok dar süreçte çalıştığımız için. Ama bu dönemde de tabii ki pandemi ilerliyordu bir yandan da. Mart ayından bizim bu etkinliği açtığımız Aralık ayına kadar. Orada da şunu gördük. Normalde sanat tabii çok öznel bir şey. Yani insanların bir meta olmadığı için, yani bir televizyon gibi veya bir giyim eşyası gibi bir şey olmadığı için insanların o duyguyu alması çok önemli. Yani fiziksel galeri ortamlarında veya fuarlarda gezip o eseri görüp onunla aynı tabiri caizse havayı solumaları çok önemli. Bu her zaman sanat alımında bir engeldi aslında daha önceki dönemlerde. Galeriler de sanatçılar çok fazla dijital ortama taşınmaya yanaşmıyorlardı. Ama tabii pandeminin getirdiği yeni gerçeklikle mecburen bu mecralarda kullanılmaya başlandı. Ve burada gördük ki aslında sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere, WhatsApp bile dahil olmak üzere insanlar eser almaya başladılar ve ilgilendikleri sanatçılarla ilgili daha direkt soruları, işte fuar gibi ya da galerideki açılışlar gibi şeyleri beklemeden daha hızlı aksiyon almaya başladılar. Bizim fuarımızda da bunu çok net bir şekilde gördük aslında. Biz fuarımızı açık tuttuğumuz dönemde 100 bin tekil izleyici fuarı gezdi.
ve 1 milyondan fazla tıklama oldu. Yani bu ne demek? İçerideki sanat eserlerinin içine girip bakma, 3 boyutlu alanların içinde dolaşma, galerilerle ilgili bilgi alma, sanatçılarla ilgili bilgi alma gibi platformu sundu. Bir sürü olasılığı bu 2 haftalık dönemde yaklaşık 100 bin kişi deneyimledi demek ve %36'ya varan bir satış oranını yakaladık burada. Biz içeride yaklaşık 1700 tane sanat eseri sergiledik bu dönem içerisinde. Ve ilk edisyonu olmasına rağmen ve dünyada bir örneği olmamasına rağmen aslında bizim için çok çok iyi ve olumlu bir sonuç oldu bu. Bu platformu geliştirmeye devam etme kararımız da daha önceden vardı ama bu birazcık daha haklı olduğumuzu gösterdi aslında. Ve biz bu platformu sadece Contemporary İstanbul'un fuar olarak düzenleneceği bir platform değil, önümüzdeki dönemlerde de daha değişik sergilerin, daha küçük çapta sergilerin ve hatta sanal müzelerin içinde yer bulabileceği bir platform olarak geliştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bu arada çok ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Siz kendi dijitalleşme sürecinizi aslında sosyal medyaya bir nevi uygunluk üzerinden yürütmüşsünüz. Ama aynı dönemde bu pandeminin de etkileriyle beraber sanırım kripto art konusunun ortaya çıkması sonucunda sanırım bu yapmış olduğunuz atılım herhalde size artı olarak dönmüş bulunuyor. En azından siz ya da siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2019 yılında da biz bunu çok fazla duymaya başladık. Yani blok zincir üzerinde sanat üretimi olsun, sanat paylaşımı olsun ve sanat aidiyeti burada çok önemli. Çünkü yeni medya sanatı aslında örneğin bir video art satın aldığınız zaman geleneksel koleksiyoner için bu çok alışkın olmadığı bir konu. Çünkü bir tablo aldığınız zaman fiziksel olarak o tabloyu hem alırken görüyorsunuz, elinize teslim ediliyor, asılıyor, duvarda duruyor, o bir obje. Ama bir video art satın aldığınız zaman o her ne kadar iyi paketlenirse paketlensin bir USB stick içinde geliyor koleksiyonlara. Ve aidiyet konusunda da geçtiğimiz dönemlerde tabii ki yeni medyayla çok ilgilenmeyen koleksiyonerler için bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Yani bir resmin kopyalanması çok basit bir şey değil. Sizin evinizdeki bir resmi biri alıp kopyalayamaz ama sizin evinize bir USB stick olarak teslim edilmiş bir sanat eserinin acaba başka kopyası var mı diye düşünen çok fazla koleksiyoner vardı. Bu blockchain üzerinden sanat üretimi aslında bunun birazcık önüne geçmiş oldu. Unique bir iş, kopyalanamaz ve eser sahibinin haberi olmadan bir yerden bir yere götürülemez bir şey olduğu için sistemin kendi doğası gereği birazcık o tarafları tabii bertaraf etmiş oldu. Ama blockchain'in bir arkası da var tabii ki. Yani bu sanat dünyasıyla beraber ortaya çıkmış bir teknoloji olmadığı için insanların buna birazcık alışması, sanatta kullanımına alışması illa birazcık zaman alacaktır. Şu anda bu geçtiğimiz aylarda işte Beeple'ın sanat eserinin satılmasıyla aslında patlama yaşadı bu. Özellikle global haber ajanslarında. Ve koleksiyonerler ve sanatçılar ondan sonra daha çok ağırlık vermeye başladılar bu konu üzerine. Ama uzun zamandır aslında üzerinde çalışılan bir konu bu. Hali hazırda çok yeni bir mecradan bahsediyoruz. Mecra neredeyse bir bebek gibi. O yüzden ben aslında sizin bu kadar neredeyse kemikleşmiş bir organizasyonun bu kadar yeni bir alana geçmesiyle ilgili nasıl bir strateji ilerlediğini çok merak ediyorum. Strateji yürüttüğünü merak ediyorum. Bununla ilgili mesela siz hakikaten geleneksel sanat işi yapan ya da geleneksel sanat iş anlayışından gelip bunu yepyeni, neredeyse bebek olan bir platformla birleştirirken nasıl zorluklar yaşadınız ya da yaşadığınız zorlukları nasıl alt ettiniz diyelim. Bence bu daha önemli bir konu. Çok uzun bir süreç. Yani 1 ve 0 olarak düşünebilecek bir şey değil. Bu engeller yani birini atladığınız zaman yenisi ortaya çıkıyor. Çünkü sanat piyasası da sürekli gelişen bir piyasa olduğu için hem alım trendleri değişiyor hem sanatçıların üretim trendleri değişiyor. Biz buna adapte olmaya çalışıyoruz ve bu platformu da aslında bizim hazırladığımız zaman NFT üzerine hazırlamadık tabii ki. Şimdi NFT'yi onun içine bir ek parça olarak deneyeceğiz aslında bu sene içerisinde. Burada önemli olan şey Contemporary İstanbul gibi yapıların içinde bir seçki var. Yani bizim fuarın içine, fiziksel fuarın içine davet ettiğimiz galeriler hep bir seçki sonrası geliyor. İçeride gösterilen sanatçılar da öyle. Sanat eserleri değil ama yani o galerilerin belli bir yaşın üzerinde olması gerekiyor gibi gibi bazı kriterler var. Şimdi biz bu fuarı alıp birebir şekliyle dijital dünyaya taşıdığımız zaman aslında bu bahsettiğim kurallar da onunla beraber geliyor dijital dünyaya. Şimdi NFT çok bakir bir alan ve NFT dediğimiz şey yani herkes aslında bir NFT artwork yapabilir. Bir sanatçı kimliği olmasına gerek yok illaki. Ki bunun artwork olmasına bile gerek yok. İşte tweetlerin satıldığını görüyoruz. Bazı normal videoların, işte haber videolarının satıldığını görüyoruz. Bunların arasından gerçekten sanatçılar sanat eserlerini alıp çekmek, bunları sergilemek kürasyon anlamında tabii ki bazı zorluklar getiriyor içinde. Biz de şu anda bunlarla ilgili düşünüyoruz. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye. Bunun
bir seçim ve kürasyon aşaması var tabii ki. Öte yandan da bir Contemporary İstanbul'un vermiş olduğu bir güven var oradaki alıcılara. Çünkü bizim fuarda sergilediğimiz galeriler ve sanatçılar, ziyaretçiler biliyor bir seçimden geçtiğini, bir bazı şeyleri atlayarak, bazı adımları atlayarak geldiklerini. Bu NFT tarafında da biz diğer platformlar gibi bu kadar ucu açık yapamayacağız tabii ki. Yine bir seçimden geçmesi gerekecek. Ama adım adım biz de bu platformu geliştirirken bir yandan NFT piyasasının gelişimini de takip edeceğiz. Bir yandan da ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın talepleri de burada çok önemli tabii ki. Bunları değerlendirerek bu sene içinde dediğim gibi hem bir NFT sergisi yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde de fuarın içine gerçekten NFT'yi nasıl entegre edebiliriz? Onunla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar gerçekten keyif verici, aynı zamanda heyecan verici çalışmalar. Bu arada şunu merak ediyorum. Sizin çalıştığınız geleneksel koleksiyonerlerle şu an NFT'ye merak sarmış koleksiyonerler arasında nasıl bir farklılık var? Ya da onları bir araya getirebilecek bir ortak nokta, ortak payda görüyor musunuz? O birazcık şununla alakalı. Biraz önce söylediğim bu geleneksel koleksiyonerlerin yeni medyaya zamanında uzak durması gibi bu NFT'ye de tabii uzak duracaklar. Çünkü NFT birebir teknolojiyle ilgili bir şey. Ve teknolojide her bir insanın teknolojiyi nasıl kullandığıyla birebir çok doğru orantılı. Türkiye'deki koleksiyoner dediğimiz kesim tabii ki şu anda belli bir yaşın üstünde aslında. Ki biz bunu Virtual Contemporary İstanbul düzenlerken de gördük. Çok eli yatkın olmayan birçok koleksiyonerimiz var bilgisayar kullanmaya. Yavaş yavaş tabii oraya doğru yaklaşıyorlar. Ama bir yandan da zaten bu dünyanın içinde doğan, yani benim jenerasyonum, ben şimdi 40'lı yaşlarımdayım. Ben Türkiye'de bilgisayarın, internetin gelişimini doğduğu günden beri izleyebilir bir durumdayım tabii ki. Ben bununla beraber büyüdüm. Ama benden bir sonraki jenerasyon zaten hızlı internetle, zaten bu tablet, bilgisayar gibi aletlerle büyüdükleri için şimdi onların sanat koleksiyoneri olduğu noktada zaten açıklar bu konuyu. Çünkü bazen benden bile önce haberleri oluyor ben piyasanın içinde olmama rağmen. Çünkü daha aktif takip ediyorlar, daha çok geniş kanallardan haber alıyorlar. Bununla beraber önümüzdeki dönemlerde tabii ki dijital sanat ve bu NFT tarafı yeni koleksiyoner kesimini kendisiyle beraber getirecek. Ki getirmeye de başladı aslında. Bunun en büyük özelliği de şu anda satılan NFT eserlerin hepsi aslında kripto para üzerinden satılıyor. Geleneksel koleksiyoner dediğimiz kesim belki hobi olarak, belki işte ufak bir yatırım olarak bununla ilgilenmiş ama arka planıyla ilgili araştırma yapmış çok da fazla insan yok. Mesela yani bugün birine hadi gir bir NFT eser al desek o NFT eseri alabilecek kripto parayı nereden alacağını bilemeyen de bir sürü insan var. Peki bunun tam tersi de söz konusu değil mi? Mesela NFT'ye girmiş olan çok daha yeni jenerasyon, hatta belki de ilk defa koleksiyonerlik deneyimi yaşayan insanlar, onların bir bölümü de NFT sayesinde aslında sanat koleksiyonerliğine başlamış olan kesim de var. Siz bu kesimle de karşılaştınız mı? Ya da bir şekilde sanat koleksiyonerliğine hiç sizin tanıdık olmadığınız bir kesimden ilgi var mı? Ya da böyle bir şey gözlemliyor musunuz? Var tabii ki. Onun da şöyle bir tarafı var. Bizim için olumlu, benim en azından şahsen gördüğüm. Şimdi sanat Türkiye'de her zaman izlenebilecek bir şey olarak görülüyor genel halk tarafından. Yani bir sergilere, bir Biennale veya Contemporary İstanbul'u gezen insanlar için bile çoğu girip yani bir galeriye girip onun fiyatını sormaya çekiniyor. Veya alınabilir düşünmüyor sanat eserini. Yani bakılabilir, hani müzede olur, ben ona bakarım. Veya işte çok zengin olmak lazım bir sanat eserine sahip olmak için gibi düşünceler var. Bunları da aslında yıkıyor birazcık bu. Hem NFT konusu hem dijital medya konusu. Çünkü evet yani bu konuda NFT eser üreten sanatçıların aslında tradisyonel işleri de var. Yani NFT bir eser aldıktan sonra dönüp o sanatçıyı araştırdığı zaman işte print yapanlar var, normal tablo yapanlar var, heykel yapanlar var. O sanatçılarla birebir konuşup, galerilerle konuşup ya evet ben bunu aldım ama bunun heykel versiyonu da var, ben onu da almak istiyorum. Ya da bunun tablo versiyonu da almak istiyorum diyen tabii çok büyük bir kesim oldu. Pandemiyle birlikte zaten insanlar evde otururken yani artık sosyal medya bir yerden sonra bildiğiniz kanallar sıkmaya başlıyor yani o kendi story'nizi görmek. İşte orada ne oluyor, başka yerlerde hangi sanat etkinlikleri oluyor, işte bu Virtual Contemporary İstanbul için çok önemli bir şey, oturduğu yerden sanatı deneyimleyebiliyor. Ve oradaki anonimlik de aslında birazcık bu biraz önce bahsettiğim utangaçlığı kırıyor. Çünkü orada bir mesaj atıp fiyat sorabiliyor aslında. Yani galeride birebir girip sormak birazcık daha zor ama bilgisayar karşısında bunu yapmak çok daha kolay. O yüzden dediğiniz doğru. NFT'nin
yeni bir koleksiyoner, gerçekten geleneksel sanata yönelik de bir koleksiyoner kesim oluşturacağını düşünüyoruz ki bunu görüyoruz da. Tabii dengesini bulacaktır. Yani şu anda pandemi sebebiyle hala devam ettiği için, fiziksel etkinlikler çok fazla yapılamadığı için şu anda herkesin ilgisi %100 dijital mecralar üzerinde, internet üzerinde ve NFT gibi konular üzerinde. Ama pandemi bittikten sonra tabii fiziksel hayata geri dönüş de başlayacak. Bununla beraber geleneksel sanatla işte bu NFT ve dijital sanat arasındaki aralık birazcık daha daralacak aslında ve kendi normalini bulacak diye düşünüyorum ben. Evet, herhalde bu birbirine uyumlama dönemi geçtiği zaman sanırım herkes birazcık daha yolunu görebiliyor, bir şekilde ilerliyor olacak. Peki bu arada işin sanatçı kısmına biraz değinmek de istiyorum. Çünkü birlikte çalıştığınız sanatçılardan yola çıkarak özellikle. Onlar arasında da geleneksel yolu izlemeyi tercih eden mutlaka bir grup sanatçı vardır. Bir grupsa bu yeni teknolojiyi ya da yeni yöntemleri takip etmek istiyordur. Bu bağlamda siz sanatçıları da bu alana yakınlaştıracak bir takım çalışmalar yapıyor musunuz? Ya da birlikte çalıştığınız sanatçılar üzerinden NFT dünyasına minik bir geçişe imkan verecek planlar var mı yakın gelecekte? NFT özelinde şu anda yok aslında. Çünkü Contemporary İstanbul bir sanat fuarı olduğu için bizim asli katılımcılarımız aslında galeriler. Sanatçılar da galeriler tarafından temsil ediliyor. O yüzden bu yolu gösterecek olan aslında galeriler için özünde. Onların ne yapacağı bizim için çok önemli. Bizim yolumuzu da onlar birazcık etkileyecek. Ama şunu görüyoruz tabii ki, yani zor bir dönemden geçiyor tabii ki herkes. Sanatçılar için bu ekstra zor. Bu bahsettiğim özellikle Türkiye gibi ülkelerde fiziksel olarak işini gösterememe, galerilerde sergilerin açılamıyor olması, fuarların düzenlenemiyor olması onların hem üretim dönemlerini hem de gelirlerini birebir etkiledi. Yani neredeyse işte geçen Mart'ta kapanmaya başladı ülke ve şu anda Nisan'a geldik. Bir senedir ciddi anlamda satış yapılabilecek bir platform oluşamadı. Bu sebeple de bazı sanatçılar zorunluluktan demeyeyim ama orada bir fırsat gördükleri için çok hızlı oraya doğru yöneldiler. Ama bazı sanatçılar da uzak duruyor. Çünkü hala herkes NFT'nin nereye gideceğini merak ediyor. Yani bir sanat fuarı ya da bir galeride bir sergi düzenlemenin çerçevesi bellidir. Hangi galeride düzenliyorsanız oraya kimlerin geldiği, oradaki sanat kalitesinin ne olduğu çok bellidir. NFT şu anda merkezi olmayan platformlar üzerinden ilerlediği için sanat kalitesi anlamında da bazı sorunlar var. Beraber görülmek istemediği sanatçılar veya işte içerik üreticiler de olabiliyor. Dediğim gibi çünkü NFT sadece sanat eseri üretilen bir sistem değil. Uzak duranlar var, yakın olanlar var. Sadece o taraf üzerine çalışmaya başlamış sanatçılar da duyuyorum şimdi. Ama tabii ilk planda zaten hali hazırda yeni medya üzerinde çalışan, yani dijital olarak sanat eserlerini üreten sanatçılar için bu geçiş çok daha kolay. Çünkü onlar üretimlerini zaten bilgisayar üzerinden yaptıkları için buradan bir adım oldu onlar için. Ama klasik eserler üreten sanatçılar için tabii şu bilgisayarda bir eser üretmeyi öğrenmek bile bir süreç aslında. Yani orada ne yapılır, bir eser nasıl mint edilir, nereye koyulur. Önümüzdeki dönemlerde tabii o da dengesini bulacaktır ama şu anda gördüğümüz geleneksel sanatçılar hala geleneksel sanatçı olarak devam ediyor, üretim medyası olarak. Dijital sanatçılar bir adım daha önde, bir adım daha yakın NFT piyasasına. O zaman aslında önümüzdeki Contemporary İstanbul'da dijital işlerin daha ağırlık kazandığından bahsedebiliriz ya da öyle bir beklenti içine girebiliriz diye düşünüyorum bu yorumlarınızdan. Bununla ilgili olarak da herhalde siz bir takım duyurular yapacaksınızdır. Bence çok heyecanlı bir döneme giriş yapıyoruz hep birlikte. Bunun sonuçlarını da yakından takip etmeyi ben heyecanla bekliyorum, aynı sizin gibi. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizimle bu bilgileri paylaştınız. Eminim izleyicilerimiz de çok heyecanlanmıştır, aynı benim gibi. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir diğer konuğum Esra Özkan bize küratöryel bakış açısıyla yeni sanat pratikleri hakkında bilgi verecek. Aynı zamanda da dijitalleşmenin ya da dijital çağın nasıl bu sanat alanlarını etkilediğini, bunların NFT'ye dönüşüp dönüşemeyeceğini ya da NFT'nin hangi alanlarında kalabileceğini açıklayacak. Ve konuğum Esra Hanım şimdi bizimle. Merhabalar Esra Hanım, nasılsınız? Selamlar, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bize biraz kendi pratiğinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü sizin kurucusu olduğunuz ve küratörlük yaptığınız dijital bir platform var sanat alanında. Önce isterseniz buradan başlayalım. The Artium aslında Türkiye'nin ilk dijital yayın, yani streaming platformlarından biri. Aslında ilki hatta. Dünyada benzer örnekleri var ama
Türkiye'de bir ilk. Biz ne yapıyoruz? Biz aslında dijital sanatı evlere getirme niyetiyle yola çıktık. Ve evinizdeki ekranlara, ofisinizdeki ekranlara, kamusal alanlara, böyle bütün aslında LED ekranların, TV ekranlarının olduğu alanlara dijital sanat yayını veriyoruz. Hali hazırda kendi sanat ekibimizde, yani sanatçımız olarak 140'ın üzerinde eser barındırıyoruz. Biz burada dünyadaki örneklerinden farklı olarak da bir kürasyon sunuyoruz aslında koleksiyonerlere, sanatseverlere. Burada yine üyelerimiz var, sanatseverlerimiz, koleksiyonerlerimiz var. Bu şekilde aslında biz bir yıldır Türkiye'de bu tarafın, dijital sanatın herkes için ulaşılabilir olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aramızda tabii ki yabancı sanatçılar da var, çünkü sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası bir noktada konumlandırıyoruz kendimizi. Ve bununla birlikte son günlerde tabii ki hepimizin konuştuğu NFT altyapısıyla sanat eserlerinin satışı gibi bir konu var. Ve biz de DR Team olarak çok uzun zamandır bunun üstüne zaten çalışıyorduk. Ama ve lakin halk arasında daha da bilinir olmasını bekliyorduk. Christie sağ olsun bizim için daha da bilinir hale getirdi. Muhteşem bir sanatıyla. Ve biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Artık şunu yapıyor olacağız. NFT altyapısıyla eserlerimizi streaming yapmaya başlayacağız. Yani bu ne demek? Dünyadaki örneklerinden farklı olarak biz yayınımızı NFT olarak veriyor olacağız. Dijital sanat eserinin bir tanesini değil, bir kürasyonu aslında burada ev içlerine, yine ofislere ve kamusal alanlara ulaşılır olmasını sağlayacağız. Bunun üstüne çalışmalarımız devam ediyor. Özetle bizdeki gelişmeler açıkçası böyle DR Team tarafında. Heyecanlıyız, yoğun bir süreç. Çok da fazla ilgi var açıkçası. Çünkü bildiğiniz gibi bu bütün platformlar hep yurt dışında ve sanatçılarımız, Türkiye'deki sanatçılar, yabancı sanatçılar hep yeniliklerin peşindeler. Biz de bu yenilikleri getirmeye çalışıyoruz. Tabii burada çok önemsediğimiz bir konu daha var. Biliyorsunuz ozon ayak izimizi silemiyoruz. Biz biraz daha burada doğayı da ele alarak, iklim değişikliği, ekoloji gibi konuları da göz önünde bulundurarak yaptığımız teknolojileri dünya için ve içinde bulunduğumuz antroposen için aslında daha iyi bir şekilde yapmanın alternatif yollarıyla da ilerliyoruz. Peki bu arada bu dijital sanatları biraz açıklamamız gerekir mi? Mesela çünkü dijital sanatlar dediğimiz anda da envai çeşit bir alandan bahsediyoruz. Yani hatta pek çok alan o kadar günümüz konuşmalarında o kadar da çok adı dahi geçmiyor. Bize bunlardan birkaç örnekler verebilir misiniz? Ne çeşit dijital sanatlarla ilgileniyoruz? Ben hem evet bağımsız küratörüm ama bir yandan da Contemporary İstanbul plugin'in küratörlüğünü üstleniyorum. Contemporary İstanbul 8 yıldır yapılıyor. Ve buradaki pratikler aslında Türkiye'de bir ilk olan fuar alanında yeni medyaya, dijital sanata yönelik bu girişim, yani plugin, kendi özelinde yeni medya, kinetik sanat, veri sanatı, biyosanat, algoritmik sanat, GIF, yani birçok alanı, yani yine interaktif sanatlar, birçok alanı kapı açıyor ve burada sanatçılarımızın biz eserlerini sergiliyoruz. Dünyada da yani küratör bakış açısına baktığım noktada ben de yapay zekaya odaklanıyorum. Bu alandaki işlerle ilgileniyorum. Biyosanat ve biyohack konularıyla ilgileniyorum. Algoritmalar ve veriler tabii ki bugün içinde bulunduğumuz dünyada çok önemli. Çünkü zaten hepimizin bildiği gibi artık dataizm diye de bir kavram konuşuluyor. Hem pandeminin getirmiş olduğu bu biyoloji tarafındaki, biyoteknoloji tarafındaki gelişmelerin sanata etkisi, hem her yerimizin veriyle donatılması ve insan olarak artık bir takım verilerin içinde yaşıyor olmamızın hepsi sanata etki ediyor. Ve bu alanda da farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bunlar gerçekten heyecan verici başlıklar. Çünkü en azından geleneksel sanat izleyicisinin çok şahit olmadığı başlıklar diyelim. Peki bunlarla ilgili kürasyon nasıl bir aşamadan geçiyor? Sizin bu işleri fiziksel olarak deneyimlemeniz ya da dijital olarak deneyimlemeniz bir küratör olarak sizin kararlarınızı nasıl etkiliyor? Özellikle de pandeminin de etkisiyle aslında fiziksel dünyayı birazcık geride bıraktık diyebiliriz. Bu bağlamda sizin küratöryel çalışmalarınız nasıl etkilendi? Dünyaya farklı bir bakış açısından bakma noktasına doğru hepimiz evriliyoruz. Ve biz aslında dijital sanatlarda hep şeyi görüyorduk. Dokun, hisset,
dinle, duy ve tat ya da bunu deneyimle. Yani hep bir deneyim üzerine ilerliyorduk ve şey söylüyorduk aslında. Benim de ana konularımdan biri bir ham madde var ve bu ham madde insan zihninin muhakemesinde bir iz bırakıyor. Dokunduğunuz bir sanat eserini unutmuyorsunuz ya da içine girdiğiniz bir sanat eserini unutmuyorsunuz ya da duyduğunuz, kokladığınızı unutmuyorsunuz. Ama şu an maalesef çok o noktada değiliz. Bu noktada olmadığımız zaman da farklı deneyimleri arıyoruz. Aradığımız deneyimlerde bu sefer internette bitiyor. Yani şöyle, online bir sergiye girdiğimde beni içinde tutmasını bekliyorum. Benim için kolay bir arayüz olmasını bekliyorum. Bu sefer önceliklerim değişiyor. Önceden dokunabildiğim şeye şu an dokunamadığım için çok daha kolay bir yolda, sanki dokunurmuş gibi bir hissiyata ulaşmak istiyorum. Tabii ki tüm bu internet üzerindeki kültür, bize bunu sağlamasını istediğimiz, çünkü insanız ve hissetmeyi de istiyoruz bir yandan. Tüm bunlar olmayınca bu sefer işin içine teknoloji ve başka bir nokta geliyor. O da işte bildiğimiz gibi XR dediğimiz, AR dediğimiz teknolojiler giriyor. Önceden deneyime çok düşkündük ama şimdi cep telefonumuzun kamerasını açmaya bir tık daha düşkünüz. Dolayısıyla bu dönem yani bu şekilde bir evrilmeye yol açtı. Tabii bu dönem şuna da yol açtı. Biliyorsunuz dünyada post-human kavramıyla birlikte, bu antroposenle birlikte göçmenlik, göçebelik, şehir dokusunun değişmesi gibi bir sürü konu var. Yani bilgi, kapitalizm, gerçekten kimliklerle ilgili birçok sorun var. Ve biz bu dönemde aslında bunların da ne kadar önemli olduğunu anladık. Çünkü pandemi bize öğretti ki bulunduğumuz şehirdeyiz ve buradan başka bir yere gidemiyoruz. Ama gitmek istediğimizde de bazen o şehirlere giremiyoruz. Ama bizim ki bunu yaşayan binlerce, milyonlarca insan var. Bir taraftan ekoloji var, doğa var. Bu kadar çok bilgisayar kullanımının, bu kadar çok teknoloji kullanımının verdiği bir zarar da var ekolojiye. Dolayısıyla biraz daha bunlara yöneldik gibi geliyor bana. Bir nevi aslında kendimizi yeniden keşfettiğimiz bir dönemdeyiz ve haliyle sanat da bundan payını alıyor tabii ki. Hatta belki de bir nevi elçilik görevi bile görüyor. En azından şu an NFT'nin yarattığı tartışmaları göz önüne alınca, atıyorum, geleneksel dünyayla şu an yeni dünyanın çarpışması da söz konusu. Bu noktaya gelince sizce önümüzdeki sanat fuarları ya da önümüzdeki yeni sanat etkinlikleri nasıl şekillenecek? Ya da bir takım değişiklikler ya da bir takım içgüdüsel değişikliklere sebep olacak mı? Mutlaka olacak. Hatta olmaya başladı bile. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Şimdi hepimizin bildiği gibi aslında NFT bize merkezi bir otoritenin olmamasını sağladı. Bu ne demek? Benim artık bir galerim olmalı mı bilmiyorum. Galeri üzerinden satış yapmaya da biliyorum. Çünkü ben zaten NFT eser satabileceğim platformlardan müzayedeye girerek eserimi satabiliyorum. Dolayısıyla burada başka bir konu giriyor. Bir küratörün ya da bir kişinin gelip artık bana sen sanatçısın ya da senin eserin eser ya da sen sanatçı değilsin gibi yorumlar yapmasına da pek gerek kalmıyor gibi. Dolayısıyla burada tabii ki değişimler olacak. Değişimlere de ayak uydurmak lazım bence. Ama önce şunu kavramak lazım. NFT tarafında estetik olarak öncelikle baktığımız şey daha farklı. Yani burada tabii ki çağdaş sanat ve dijital sanat ayrımı yapmak istemiyorum. Niyetim bu değil. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Bu kültür, siber kültür, internet kültürü, bilgisayar kültürü, cyberpunk kültürü, bu birer kültür. Yani burada eser üretenler, GIF üretiyorlar, animasyon yapıyorlar, hiç olmayan yerlerden, hiç olmayacak şekilde manzaralar üretiyorlar ve çok daha farklı bir perspektiften dünyaya bakıyorlar. Çünkü bizim gibi fizikselde bakmıyorlar dünyaya. Onlar yıllardır var ve yıllardır bilgisayarda iş üretiyorlar. Dolayısıyla buradaki estetik dil zaten değişti. Fuarlara geldiğimizde biz de bugün plugin'de bir NFT altyapısından eserleri satmak, satışı açmak konusunda ilerliyoruz. Ve biz de fuar olarak buna hızlıca zaten adapte oluyoruz. Biz de bir sergi açacağız bu noktada fuarın içerisinde. Ve Türk koleksiyonerine bu noktada anlatıyor olacağız. Hali hazırda kripto para kullanmayan da bu blok zincirlerini kullanmayan birçok koleksiyonerimiz var ve biz bunu biliyoruz. Ve artık koleksiyonerleri de biraz daha bunu alıştırmak gerekiyor. Dünyada ise
Şu ana kadar 3-4 tane sergi açıldı bile. Hatta bir tanesi fiziksel. İlk yapılan sergi de online. Sonrasında hızlıca bir galeri içinde fiziksel sergi geldi. Henüz fuarda yapılan sergi yok dünya bazında. Büyük fuarlardan bahsediyorum. Henüz oralarda yok. Contemporary İstanbul inşallah en hızlı da aslında bu adaptasyonu gerçekleştirerek de bir yandan da bunun ne kadar önemli olduğunu, bu kültürü anlatmak üzerine bir sergi yapıyor olacağız. Melih belki bahsetmiştir, Contemporary İstanbul'un direktörü. Bizim Virtual Contemporary İstanbul platformumuz var ve o da bizim için çok önemli. Yani biz aslında zaten buna geçmeye başlamıştık bu dijital döneme. Biraz da onun çalışmaları da yoğun şekilde gidiyor. Ve sanat tarafında şunu da unutmamak gerekiyor. Merkezi olmayan bu sistem bize belirli özgürlükler kazandırırken bir yandan da benzer olmamayı da getirecek. Yani biz hep eserin biricikliğini, hep orijinalliğini konuşuyorduk. Konuşmadığımız noktada da yani eser biricik olmayabilir de bunun da hiç sorunu yok. Ama bu döneme baktığımızda biraz daha bu copyright hakları, telif hakları gibi konular sanatçılar için çok daha büyük yenilikler getirecek bence. Ki bu da çok önemli olacak onların telif haklarını korumak için. Bu söyledikleriniz gerçekten çok ilginç noktalar. Özellikle de evet Melih Bey'le daha önceki yayınımızda konuştuğumuzda o hakikaten sosyal medya motivasyonuyla nasıl dijital dünyaya hazırlık yaptıklarından ve doğru karar ya da şanslı karar sonucunda NFT dünyasına ne kadar hızlı adapte olunabildiğinden bahsetmişti. Bir yandan da siz konuyu hem posthumana yani insanlığın bir sonraki aşamasına da böyle bağlıyorsunuz. Mesele kültür olduğu için. Hali hazırda gelişmekte olan bir alana bu kadar cesurca girebiliyor olmak da sanırım geleceğe dair umutla bakmakla alakalı. Ben çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız için bu umut dolu fikirlerinizi. Eminim izleyicilerimizin de çok hoşuna gitmiştir. Yeni konulardan bahsettik. En azından üzerinde çalışmamız gereken, okuma yapmamız gereken, hatta mümkünse artık hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gereken kavramlardan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel davet için. Böylelikle 5. bölümün sonuna geldik. 5. bölüm 2. sezonun finalini oluşturuyor. Peki biz bu finale gelirken neler yaşadık? Neler öğrendik? En nihayetinde kendini fiziksel dünyada ifade eden bir sanatçının dijital ortama geçişini, kendi mihenk taşını kendi ağzından dinledik. Ardından teknolojilerin, gelişmekte olan teknolojilerin nasıl hayatımızı değiştirdiğini, hatta estetik anlayışımızda ne gibi değişiklikler yarattığını konuştuk. Yatırım dünyasında bunun ne gibi etkiler yarattığını, hatta koleksiyonerliğe yatırımcı bakış açısıyla birlikte baktık. İkisinin bir arada nasıl benzer şeyler söylediğini dinledik. Bu arada NFT dünyasının yatırımcının gözünden olan değil de biraz daha sanatçının gözünden nasıl gözüktüğünü ve ne kadar alternatif yollara gebe olduğunu da öğrenmiş bulunduk. Belki de bağışlarımızla dünyayı değiştirebilecek bir yere de getirebiliyoruz bu NFT konusunu. Nihayetinde bu konuyu toparlamak gerekirse aslında biz bu sezon NFT'nin potansiyel geleceği hakkında küçük küçük bugünden örnekler vererek konuşmaya çalıştık. Bitcoin'in başlattığı ve bizim değer algımızı tamamen hatta neredeyse külliyen değiştirdiği bugün de aslında bu içinde bulunduğumuz gün şimdi de değişmekte. Belki de yarın bambaşka şeyler öğreneceğiz. Hatta yeni keşiflerde bulunacağız. Bakalım bir sonraki sezon neler olacak?